Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Dünya nefesini tuttu. Nükleer bir savaşın çıkmaması için dua ediyor. ABD lideri Donald Trump Kuzey Kore'yi tehdit etti. Yanıtı ise çok sert geldi. Kuzey Kore, Amerikan üssünün olduğu adayı vurmaya hazırlanıyor. Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. İşte bu açıklama Pasifik Okyanusu'nu kaynattı. Amerikan ve Kuzey Kore ordusunda eller tetikte. Nükleer savaş ihtimali soğuk terler döktürüyor. Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararının ardından Kim Jong-un Amerika'yı nükleer bir ders vermekle tehdit etti. İşte açıklama ipleri koparttı. Başkan Trump bir kez daha tehdit edilirlerse Kore'nin dünyanın daha önce görmediği gazap ve öfkeyi göreceğini söyledi. Bugüne kadar yapılan en sert açıklamaya imza attı. This world has never seen before. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle iki ülke arasında ipler yıllardır gergindi. Trump'ın tehdidine Kim Jong-un'un yanıtı daha sert oldu. Pyongyang yönetimi Pasifik Okyanusu'ndaki Amerikan adası Guam'ı vuracağını açıkladı. Tropik bir cenneti andıran adada Amerika'nın askeri üssü bulunuyor. O yüzden Washington yönetimi için çok önemli. Gelişme dünyanın nefesini kesti. Ajanslar flaş haber olarak geçti. Televizyonlar yayınlarını kesti. Herkes diken üstündeyken Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yangına körükle gitti. Trump, Kim Jong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor. Çünkü diplomatik dilden anlamıyor dedi. Kore, füze denemelerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz ay Amerikan kıyılarını vurabilecek menzile eriştiğini iddia etmişti. Zaten en büyük korku da o füzelerin Pasifik'in karşısından başkent Washington'a kadar ulaşması.